Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, önce kitabımızı tavsiye edelim. İranlı Beheşti'nin Kur'an'da müstazaf. Kur'an'da müstazaf. Yani bu bir kelime. Bu kelimenin peşine düşmek lazım. Dostlar, Kur'an okuyan, yani meal okuyanlara özellikle tavsiye ediyorum. Kur'an'ın içinde birçok kelime var. Bunların peşine düşün. Kavramlar. Bu kavram nedir? Kur'an'da nasıl geçer? Manası nedir? Nerelerde kullanılır? Mesela bu kelimenin manası toplum içinde aşağı tabaka olarak görünen, irdelenen, küçümsenen kişi manasına geliyor ya da kendisini öyle hisseden, yani kendisini toplum içinde aşağılanmış hisseden kişi manasına da geliyor. Kitabın içinde hadis yok denilecek kadar az. Birkaç yerde farklı kitaplardan alıntılar var ama 200'den fazla ayetle desteklenmiş bir kitap. Çok güzel, tavsiye ederim. Özellikle birkaç kelime ve kavram üzerine içinde güzel deneyimler var. Ben de tavsiye etmeden önce içindeki not aldığım kağıtlara baktım. Ne yazmışım diye. Bir yere ne gerek var diye yazmışım. Ne gerek var da ilginç yani. Sonra niye öyle yazdığıma baktım. Bir kitap orada alıntılamış. Kitabın yazarı Necül Belaga. Necül Belaga, belaga yolu manasına geliyor. Hazreti Ali'nin hadislerinin ya da Hazreti Ali'ye rivayet edilen olayların toplamının alındığı bir külliyat olarak kabul edilebilir. Belagat yolu. Şimdi bizim Ehl-i Sünnet'in müthiş bir sorusunun da cevabıdır bu. Mesela birkaç tane videosunu yaptım. Ne der bizim Ehl-i Sünnet? Sen hadisleri inkar ediyorsan Kur'an'ı da inkar etmen lazım. Neden? Çünkü sana Kur'an'ı getiren, sana hadisleri getiren de aynı kişi. Aynı kişi sana Kur'an'ı getirdi, aynı kişi sana hadisleri getirdi. Eğer sen bugün hadisleri inkar ediyorsan o zaman ilkeli ol, adam ol, ayetleri de inkar et. Neden? Çünkü aynı kişi sana getirdi. Ne kadar güzel söz değil mi? Adama 50 kere cevap verdiğimiz halde aynı adam halen aynı lafı utanmadan söylüyor. Şimdi biz de onlara diyoruz. Buyurun, Hazreti Ali'nin İran'daki kitabı. Ona isnat edilen kitap. Şimdi İran'daki Şia hakkınızda fikriniz nedir? İleri geri konuşacaksınız değil mi? Utanmıyor musunuz? İran'a Kur'an'ı götüren ile İran'a bu hadisleri götüren aynı insanlar değil mi? İran'a Kur'an'ı götüren İran'a hadis götürmedi mi? Ne olacak? Cevabınız nedir? Nereye kadar münafıklık yapacaksınız ki? Nereye kadar saklayacaksınız? Sizin bu söylediğiniz sözler bizim söylediğimiz sözü duydukları yerde biter. Siz o gazı verirsiniz, o insanlar o gazla gider. Nereye kadar gider? Bizim videoya denk gelene kadar gider. Elhamdülillah. Bu kadar. Daha fazla ileri gidemez. Bir adım ileri gidemez. Bu arada tişörtü hediye edene de çok teşekkür ediyorum. Doğum günümde hediye geldi. Allah razı olsun kendisinden. Benden cesur. Yani hakikaten çok cesur insanlarımız var. Çok cesur yürekler var. Mangal gibi yürekler var. Allah razı olsun hepsinden diyelim. Şimdi dostlar, gelelim videomuza. Kitabımızı tavsiye ettik. Objektif yayınlarından bulması da biraz zor. Eski bir eser. Ya içinden UNICEF sözcüsünün mektuplarından alıntılar var. Şimdi hani İran deyince şey zannetmeyin dostlar. Ya işte İranlı bir yazar. Hani bizim medyanın İran'a bakışıyla dünyanın İran'a bakışı farklı. Onun için entelektüel, her yerde entelektüeldir. Kitabın içinde Avrupa Birleşmiş Milletler Sekreterinin, işte UNICEF'in beyanlarının, bildirimlerinin yazıları var.
Avrupa Birliği'nin sekreterlerinden birisi diyor ki, kitapta yazıyor. Üçüncü dünya devletlerinde bir yılda 15 milyon çocuk ölüyor. Eğer bu çocuklar batıda olmuş olsalardı en az 13 milyonu yaşardı diyor. Aynen rakamlar böyle. Şimdi onun için okuma yelpazenizi geniş tutun dostlar. Sadece Semerkant'tan beslenmeyin. Ondan sonra semeriniz eksik olmaz. Biraz farklı beslenmeye çalışın. Videomuz neydi? Unuttum ya. Dur bakayım. Hatırladım, tamam. Cinler alemine yolculuğumuz başlıyor dostlar. Buyurun hep beraber Palavra Show. Bandırma'da bir Muzaffer amca vardı. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin ihvanından. Ondan sonra cinlerle işte insanlar evleniyorlar, evlenme, fıkıhta bunları tartışıyorlar falan. Ya dedim, o yaşlı bir zattı, gelirdi. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin evrad-ı bayiyeden icazet vermiş hasta okuma. Efendi Hazretleri'ni ziyarete gelirdi. Ben de onlardan biri geldiği zaman gitmezdim eve. Sabaha kadar işte bir şey anlatırlardı. Efendi babadan bir şey duyarım efendim. Haşim Baba diye dedi bir ihvanı vardı. Alaaddin Efendi Hazretleri'nin. Biz onu görmedik yani. Bandırma'da. O dedi cinlerden biriyle evlenmiş. Buyurun. Şimdi İsmail Ağa'nın Mahmut Efendi'nin en önemli müritlerinden birisi cinle evlenmiş. Şimdi dostlar, İslam'da evlilik, nikah ve şahitler. Adam cinle evlenmiş. Cin tarafından bir şahit, erkek tarafından da insan tarafından da bir şahit lazım. Sizce şahitler nasıl oluyor? Şimdi şahidinin gelini görmesi lazım. Gelinin şahidini görmesi lazım. İlginç değil mi? Şimdi şahitlerle nikahla ilgili herhangi bir ayrıntı yok. Demek ki keşfe açık. Keşfe açık olunca şahidin de keşfe açıktır. Şahit de görüyordur. Şimdi burayı hemen yedik. Hayırlı olsun. Evlendiler. Nikah olmuşlar falan neyse. Sonra Alaaddin Efendi Hazretleri işte keşfetti bunu veya o söyledi mi sonradan. Buyurmuş ki sen onu boşa. Şimdi ihvan evlenirken sormuyor, evlendikten sonra söylüyor. Evlendikten sonra söyledikten sonra da şeyhi diyor ki onu diyor boşa diyor. Hadi bakalım. Emir demiri keser. Zaten fıkıhta da caiz değil. Boşamış. Bakın, emir demiri keser fıkıhta da caiz değil. Adamın öyle bir ilmi var ihvanın. Düşünün. İnsanüstü bir özelliği var. Cinlerle hasbihal edip konuşup evlenebiliyor. Bu takvaya sahip, evlenecek kadar takvaya sahip ama fıkıhtan haberi yok. Fıkıhen yasakmış. Boşayınca cinler kaptılar bunu. Haşim babayı götürdüler. Adamı kap. Şimdi durduk yere cini boşadığı için öteki cinler geliyor. Haşim Baba'yı kapıp mahkemeye götürüyor dostlar. Bu gördüğünüz adamın 1,5-2 milyon takipçisi var. Uğruna ölecek insanlar var. Yani ne kadar saçma konuşursa konuşsun. Ya bu adam Allah iki dese tamam ikidir diyecek adamlar var. Buna da yemin edebilirim yani. Adam öyle bir adam yani. Devam ediyoruz. Kaparlar mı? Kaparlar. Yolda giderken bir de bakın seni apartırlar, kopartırlar, ortada yok. Hanım der ki gören var mı? O ona telefon eder, o ona telefon eder. Allah, camiye gidiyordu derler. Cami yolundakilere sorarlar. O der ki gördüm geçiyordu buradan. Öbürü der ki geçmedi buradan. Çünkü neden? Buradan geçmiştir. Oraya varmadan kapmışlardır onu. Bunu Kur'an'dan delili var mı? Var. Şimdi hazır olun dostlar. Böyle bir şeyin Kur'an'dan delili nasıl olur, değil mi? Tabi olur. Ayet vermezsin, sure vermezsin. Kur'an diye de tefsir okursun. Yani şimdi tefsir bunlar için nedir biliyor musunuz? Oyun hamuru. Oyun hamuru. Alırsın dört tane Kur'an ayetini.
O ayetinde alırsın içinden 8 tane kelimeyi, o kelimeleri şöyle yaparsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. İşte size Kur'an bunların eline geçtiği zaman böyle olur. Dinleyin. Ne bu destekliyle? Kellezi stehvetü şeyatînü fil ardı hayran. Bu ayetin tefsirine bakın. Bütün tefsirlerde görürsünüz. Tabii Türkçe. Gördünüz mü? Bakın. Tefsirlere bakın. Tefsirlerde görürsünüz. Tefsirlerde öyle şeyler çoğu yazmaz. Bak bazı çoğu tefsirler de yazmaz diyor. Bizim şeyde 11. cüzden evvel geçtiyse Ruhul Furkan'da orada yazdık hepsi. Herhalde o geride. Şeytanlar diyor, cinler adamı alırlar, kaparlar, çöllere atarlar, orada şaşar kalır, helak olur. Yani işte dalalete düşenler, batıl itikatlara sapanların ne halde olduklarını misal verirken, şeytanların kaptıkları, çöllere attıkları adam gibi diyor Kur'an. Orada o teşbihi yaparken çok büyük ilimler veriyor. Alaaddin Hazretleri sordu ki, cinle evlendim dedi, nasıl evlendin dedi. Memnun musun? Memnunum. Memnunu memnunu olmaz dedi. Boşayacaksın dedi. Bu sefer bu boşadı Haşim Baba. Boşadı ama hadi bakalım bunu da bir apardılar mahkeme. Niye? Dediler ki karısını da getirmişler mahkemeye. Şeyde yukarıda oturuyorlar. Cinlerin hakimleri var. Kadılar var. Aynı bizdeki gibi. Bizde mason var. Cinlerde de mason var. Bizde Yahudi var. Cinlerde de Yahudi var. Aynen böyle. Bizde alim var. Alim var. Ehli sünnet var. Ehli sünnet var. Bütün kitaplarda diyor. 72 fırkanın hepsi cinlerde de var. Mutezile cinlerde de var. Sadece efendim Mehmet Okuyan mı mutezile olacak? Mustafa Öztürk mü mutezile olacak? Hüseyin Atay mı mutezile olacak? Mutezile. Cinlerde de mutezile var. Şeytanlarda var demiyor. Ya şeytanlar gavur zaten. Gavurun mezhebi mi olur? Cinlerde Müslüman var ya, o Müslümanlarda da aynı bizim Müslümanlar gibi sapık mezhepler de var. Allah Allah. Buradaki Allah Allah şaşırdım diyor dostlar. Yani zikir çekiyor falan zannetmeyin. Şaşırınca derler bunda. Sakarlık yapınca da hay Allah derler. Beladan kurtulan yok yani. Ehli sünnet kurtulur. Cin olsun, ins olsun, kim olursa olsun. Ehli sünnetten başka kurtulacak fırka yok. Fırka-i Naciye tek ehli sünnet. Dediler ki sen bu kanunu boşamışsın. Dedi boşadın. Niye boşadın? Hizmetinde bir noksanlık mı gördün? Allah Allah. Soruya bak. Cinlerin mahkemesinde. Ya dedi ben memnun idim dedi. Hiçbir şeyde görmedim, sıkıntı görmedim. Yani evlilik babında memnundum, mutluydum. Fakat işte ya yemeği farklı, içmesi farklı, şusu farklı, busu falan zor iş ama yani ben mutluydum diyor. Demek ki o cinsel tatmin manasına konuşuyor. Ben memnundum diyor. Helal mı helal diyor mesela. Peki niye boşadın o zaman diyor. Madem memnun idi. Yani bu sana bir eksiklik ettiyse, yanlışlık ettiyse sana beraat vereceğiz. Yoksa böyle insanla evlenmeye benzemez. İnsanla evlenende bile adama neler ediyorlar ondan sonra ayrılayım dediğin zaman. Hele bir de cinle evlenirsen seni oyarlar yani. Allah'ları oyarlar. Öyle işlere girme bence. İnsanla uğraşamıyorsun ya. Ondan sonra ya ne diyeceğim? Dedi niye boşalım? Dedi şeyhim emretti. Şimdi cinlerin mutezilesi var. Cinlerin bizimkinin aynısı var. Ehl-i sünnetin fıkhına göre cinlerle evlenmek yasak. Adam evlenmiş. Şeyhi onun için boşan diyor. E cinlerin mezhebine göre uymuyor mu? Demek ki cinlerin mezhebine göre insanlarla evlenmek serbest. Onun için hakim hesap soruyor. Öyle mi? Şimdi mihirini de vermen lazım. İşte efendim 3 iddet 4 iddet dönemi beklemen lazım. Çocuk kimden olduğu belli olmasın diye, olsun diye bir süre beklemen lazım. Öyle birdenbire boşanır mı? İhvanımızın da Talak suresinden haberi yok herhalde. Cinlerde de Talak suresi var mı yok mu bilemiyoruz. Bunların cini farklı. Kur'an'daki cinler, dostlar, Kur'an'ı dinliyorlar ve yükümlüler. Bakın cin, kelime manası bilinmeyen demek. Cin eşittir bilinmeyen.
cinnet ne yaptığını bilmeyene denir. Cennet nerede olduğu bilinmeyene denir. Nerede olduğu bilinmeyen yer. Cenin, ana rahmindeki. Huyuney, suyuney bilinmeyene denir. Mutlaka bir bilinmeyeni vardır. Şimdi bu bilinmeyeni aldı götürdü evlendi ve biz Kur'an'dan anlıyoruz ki cinler Kur'an dinliyor ve yükümlüler. Allah insanları ve cinleri kendisine kulluk etsin diye yarattı ve cinlerin de Kur'an dinlediği ayette sabit. Şimdi Kur'an'ı cinler bizim ehli sünnet gibi mi dinliyorlar yoksa hakkıyla mı dinliyorlar? Niçin? Eğer ehli sünnet gibi dinliyorlarsa sorun yok. Dinleyip ağlayabilirler. Ama hakkını vererek dinliyorlarsa demek ki Kur'an bu anatomiye geldi. Kur'an elleri dirseklere kadar yıkamaktan bahseder. Kur'an kadınların haizli halinden bahseder. Kur'an bir yolunu bulup giden için binek üstünde der. Fakat mevcut cin inanışında zın 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 zamandan mekandan münezzeh. Bir de bizimkilerin ehli sünnetin inandığı cinler biraz da salak. Neden salak? Çünkü cin deyince hemen geliyorlar. Üç harfli deyince jetonları düşmüyor. Yani en iyi itibariyle saflar yani. Şimdi adam cin dersen gelir diyor. Üç harfli diyeceksin diyor. Üç harfler gelmiş, üç harfler musallat olmuş. Tabi Recep İvedik'in filmindeki gibi espri yapmaya da gerek yok. Ama Kur'an'dan yükümlü dediğiniz anda aklınızda nasıl bir cin var ben bilmiyorum. Ama bu anatomiyi vermek zorundasınız. Eğer Kur'an'ı dinliyorlarsa ve Kur'an'dan yükümlüyseler mecburen bu anatomide olmaları gerekir. Ayet evlere arka kapıdan girmeyin diyor. Cin buna muhatap mı? Eğer muhatapsa sizin tarif ettiğiniz cine uymuyor. Yani ayetlerin hepsi bu anatomi içindir. İnsanın vücuduna uygundur. Gözünden, elinden, kolundan, ayağından, başından bahseder. Başka hiçbir tarafa çekemezsiniz. Farklı bir boyuttaki bir yaratılık, bir canlı, bir mahlukat için Kur'an hükümsüzdür. Dinlemez. Dinlemesine gerek yok. Çünkü Kur'an bu vücuda, bu anatomiye indi. Bunun ışığında siz düşünün. Ne diyoruz? Aklınızı kullanın ve düşünün. Eğer iradenizi transfer ederseniz o zaman sizi cin çarpar. İradeyi transfer etmek ne demektir? İrade transferi. Eğer siz bir şeye iman ederseniz, ona iradenizi transfer ederseniz korktuğunuz başınıza gelir. Amerika ve Avrupa'daki 13 gibi. Adamların 13 transferi var. İradelerini transfer etmişler. Uğursuz 13. Ve 13'e düşman olmuşlar adamlar. İnkar edemezsiniz. Aynı sizin gibi onların da milyonlarca hatırası var. Yaşanmış olay var. Sizin de var ya olaylarınız. Bakın arkadaşlar, kara kedide uğursuzluk var diye hakikaten canı gönülden iman ederseniz kara kedi önünüzden geçtiği zaman işiniz ters gider. Siz de kara kediye faturayı kesersiniz. Ama inanın, yemin ederim o kedinin bir şeyden haberi yok. Sizce kedinin haberi var mı? Şimdi tekrar devam edelim dostlar. Bundan sonrasını siz düşünün. Kedi senin şeyhin ki. Kedi ki Fatih Çarşamba İsmet Garibullah Terkan'ın postnişini Ali Yülhayder'in ehiz kari Hazretleri. O da kimmiş dediler. Biz onu çok incelemedik. Bakın. Şimdi bu yine kendi inandıkları cin anlayışına ters. Tamam. Cinler ecini, bücünü, cicini anında bilirler. Bunu konuşurken gidip öğrenip gelmiş olabilir yani. Onların inanışına göre. Üç tane miymiş en az? Kafa kafaya verdi. Bunu ben dinledim kimden? Muzaffer amcadan. Şimdi delilini veriyor. Ravisini veriyor. Hani bunu ben demedim, kitap dedi diyor ya. Bu sefer kitap da değil, kendi gençliğinde, çocukluğunda yaşamış. Alaaddin Efendi İhvan'da 90 yaşındaydı 40 sene evvel. 40 sene evvel 90 yaşındaydı. Cübbeli Ahmet'ten de bir 40 yılı çıkartın. O zaman kaç yaşında olduğunu anlarsınız. O kimden dinledi? Haşim Baba'nın kendisinden.
Bu kadar senedim yakın yani. Diyor ki üçü kafa kafaya verdiler. Mahkeme kararını tespit ediyorlar. Kafa. Bu arada cinler gördüğünüz gibi kadını kadın evlenebiliyor. Hakimi hakim kafa kafaya veriyorlar. Yani böyle piramit şeklinde üçgen tepesi göz köpeğin içine girer, kedinin içine girer değil. Normal insan şeklinde görüyor. Balanı kaldırdılar. Bunun şeyhinde öyle bir tasarruf var ki hepimizi yakar dediler. Beraat dediler. Ha. Ne anlatırız bilmiyorum. Bir şeyler anlatıyorum ama. Ne? Şey, anlatıyor. Diyor ki ne anlatıyor, ne anlattığımı biliyorsunuz mu ama bilmiyorsunuz mu bilmiyorum ama diyor. Yani milletin uyuduğunun farkında. Şimdi orada kendisi bir şey anlatıyor ya. Bunların cemaati öyledir. Ya arkadaşım, ülen acayip bir şey bulmuşsunuz. Ya sürün sefanızı ya. Vallahi bu dünya sizin dünyanız. Sürün sefanızı. Geyik, muhabbet, o biçim. Oh. Ne anladınız? Ya hoca bize ne anlatıyorsun ya? Vallahi size olmuş işler anlatıyorum. Bir de vallahi diyor. Vallahi olmuş işler anlatıyorum. Marif'ten bahsediyorum. Alaaddin Efendi tasarrufu. Onu anladığınız zaman Mahmud Efendi'yi de anlarsın. Bende ne varsa Mahmud'uma verdim. Alaaddin İsmet Garibullah Hazretleri cinlerden müritleri var. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri dünya kadar cinlerden müritleri vardı. Yani Allah'a attığı iftirayı fark ettiniz mi dostlar? Haşa, Allah diyor ki bende ne varsa Mahmud'uma verdim diyor. Zaten anlattığı sohbette Mahmud Efendi'den daha büyük zat yok. Hani biz çocuğumuza laf anlatamıyoruz. Hı. Evde karımıza hiç laf anlatamayız. Karı bize laf anlatıyor zaten. Onu geçtik de çocuğumuza laf anlatamıyoruz. Evliya Allah cinleri minleri efendim hüküm kesiyor ya. Çünkü neden? Men hafallah hafemini kuru şey. Kim Allah'tan korkar? Her şey ondan korkar. Mellemi hafillah, kim Allah'tan korkmaz, haramdan kaçmaz, kahve mülkül şey, o başlar kendisi her şeyden korkar. Şu günkü durumumuz bundan ibaret. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Biraz neşeli oldu, sağ olsun Cübbeli Hoca yine şovunu yaptı. Siz de keyfini çıkardın. Bunlar dinini eğlence ve oyun aracı yapıp cemaatini anlatıp kikir kikir gülen insanlar. Cinler ile yaptığı evlilikten dolayı ortaya çıkan sayısız soru olacaktır. Siz onları yorumlara yazarsınız dostlar. Düşünmeniz ve atletmeniz ümidiyle.